Cezaevlerindeki gazetecilerin yazdıklarından dolayı tutuklu olmadıklarını savunan Gül, bunlar şiddet kullanan örgütlerin üyeleri, kendileri de şiddetin içinde bulunuyorlar dedi. Abdullah Gül, tutuklu gazetecilere hedef alan açıklamalarını bugün de sürdürdü. Gül'ün suçlamalarına gazetecilerden tepki yağdı. Arkasında şiddet olmayan her türlü düşünceyi Türkiye'de açıklamaktan, konuşmaktan, yazmaktan, yayınlamaktan veya herhangi bir konferans tertiplemekten dolayı hiç kimse hapse de girmez ve böyle bir engel de yok. Polonya'da bir kolejde konferans veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önce Türkiye'yi özgürlükler ülkesi yaptı. Yazdıkları yazıdan dolayı değil. Ardından da tutuklu gazetecileri terörist ilan etti. Bunlar illegal örgütlerin, şiddet kullanan, silah kullanan örgütlerin üyeleri ve kendileri de şiddetin içinde bulunan insanlar. Yazdıkları yazıdan dolayı değil, illegal örgüt içindeki başka faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan insanlar. Tekrar söylüyorum, yazdıklarından dolayı değil. Gül'ün açıklamasına tepkiler gecikmedi. Gazeteciler ve basın meslek örgütleri Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. İktidarın çizgisine ters düşen görüşleri savunanlar, terör örgütleriyle ilişkilendirilerek terörist suçlamasıyla uzun tutukluluk cezalarına çarptırılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tutuklu gazetecilerle ilgili olarak son yaptığı açıklamasını da hayretle izliyoruz. Bu açıklamanın yargılamayı etkileyecek bir sonucu olabileceğini de hatırlatıyoruz. Gazeteciler, tutuklu gazetecileri hedef alan açıklamanın yargıya müdahale anlamına geldiğini belirtti. Çok talihsiz bir açıklama. Bir cumhurbaşkanının yargı hükmü yokken gazetecilerin terör suçundan tutuklu olduklarını söylemesi kabul edilir gibi de değil. Hem hukuka, yargıya, adalete saygısızlık, hem gazetecilere saygısızlık. Yani bu kadar sorumsuzca bir suçlamanın Cumhurbaşkanlığından gelmesi Türkiye için büyük talihsizlik. Onları terör örgütü üyesi ilan etmek haklarında şimdiden bir karar verilmiş olduğunu gösterir ki bu bugüne kadar rastladığımız gerçekten basın özgürlüğü konusundaki en büyük müdahalelerden biri. Suçluluğu hiçbir şekilde kanıtlanmamış insanları siz şimdiden etiketliyorsunuz. Bu gidişi çok vahim buluyorum. Gül bugün de tutuklu gazetecileri hedef almaya devam etti. Abdullah Gül, PKK ve bazı silahlı terör örgütleriyle ilgili içeride olanlar var. Bu ayrımı dün yaptım ama detaya girmedim. Onun için yanlış anlamaya gerek yok dedi. Darbeyle düşürme çerçevesine suçuyla. Gül, 8 Kasım 2010'da Londra'da yaptığı bir konuşmada ise tutuklu gazetecilerin durumundan kaygı duyduğunu ve kaygısını Adalet Bakanı ile paylaştığını belirtmişti. All the best. Abdullah Gül tertipteki rolünü bir kez daha itiraf etti sayın seyirciler. Gül, Zaman gazetesindeki yayınla başlayan ve ordunun 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erkan Mumcu üzerinden operasyon yürüttüğü iddialarına destek verdi. Gül, her şeyi detaylarıyla biliyorum, onu söyleyeyim. Nihayetinde hükümetin bir parçasıydım ve hatta bütün güvenlik işleriyle de ilgilenen başbakan yardımcısıydım diye konuştu. Gül'ün bu çıkışı Türk ordusuna yönelik tertipte eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ üzerinden yürütülen yeni aşamaya destek olarak yorumlandı. İçerisinde sivil hükümeti düşürmek, darbeyle düşürme çerçevesine suçuyla bazı askeri personeli... Abdullah Gül, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un dönemin ANAP lideri Erkan Mumcu'ya Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik terkinde bulunduğu iddialarıyla ilgili konuştu. Beraber giden iki siyasetçi... İddia konusu belgeyi görmediğini söyleyen Gül, o dönemde çok şeyler oldu. Geriye baktığımızda bunlar inkar edilemeyecek gerçekler. Çünkü herkes hayatta, herkes biliyor, dedi. Her şeyi detaylarıyla biliyorum, onu söyleyeyim. Nihayetinde hükümetin bir parçasıydım ve hatta bütün güvenlik işleriyle de ilgilenen başbakan yardımcısıydım. Abdullah Gül'ün bu ifadeleri 2006'dan bu yana planlanan senaryonun tam da merkezine işaret ediyor. Ergenekon ve balyoz sürecinin kritik noktalarında hep Abdullah Gül izi çıkıyor. Abdullah Gül'ü operasyon merkezinde görmek de mümkün. Ergenekon ve Balyoz'un düğmesine basıldığı dönem bütün istihbarat örgütlerinin başında yer aldığını kendisi de ifade ediyor. Gündeme geldiğinde düşüncelerimi paylaşmış. İlk iz kanlı Danıştay baskınından. Abdullah Gül, çetenin başı ordudan atılma dedi. Bütün gazete ve televizyonlar Gül'ün arkasında mevzilendi. Abdullah Gül'ün Ergenekon'da da kritik rolü var. Danıştay saldırısından hemen sonra terörle mücadele yüksek kurulu başkanı olan Gül, MİT ve emniyet yetkililerine
açık talimat verdi. Bana anlattıklarınızı delillendirip savcıya da anlatın, hepsi yakalansın, yargılansın. Savcıların elinde çok güçlü dokümanlar, belgeler ele geçti. Abdullah Gül'ün talimatı üzerine tertiplerin düğmesine basıldı. Bir assubayla başlayan tutuklama zinciri muvazzaf orgenerale kadar uzandı. Sırada eski genelkurmay başkanlarını operasyonlara dahil edip önce Beşiktaş'a sonra da Silivri'ye gönderme planı var. Abdullah Gül'ün bugün söylediği "o dönemde çok şeyler oldu, bunlar inkar edilemeyecek gerçekler" sözleri de tertipteki yeni aşamaya destek olarak yorumlanıyor. Yeni oyun eski genelkurmay başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da tertibe dahil edilerek sahnelenmek isteniyor. Darbeyle ilgili iddiaların devamlı gündemde kalmasından kim menfaat alıyor? Başbuğ hedef alan süreç 2008'de başladı. İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı iken yaparsa darbeyi Orgeneral Başbuğ yapar diyerek kamuoyu oluşturuldu. Vicdansızlıktır. Lanetliyorum bunları. Şamil Tayyar 28 Ocak 2008'de 2009'un darbe yılı olacağını yazdı. Takvimler 12 Haziran 2009 gününü gösterdiğinde tertibin fişeği Taraf gazetesinden atıldı. İrtica ile mücadele eylem planı başlıklı kurgulanmış bir belge servise kondu. Bu yayınlardan sonra da Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ doğrudan hedef alınmaya başlandı. Bu kağıt parçası kimler tarafından ne amaçla hazırlandı? Bunu bulunuz. Orgeneral Başbuğ, Albay Dursun Çiçek'in imzası olduğu iddia edilen belgeyi kağıt parçası olarak nitelemişti. AKP yanlısı gazete ve televizyonlar günlerce belgeyi tartıştı. Her gün yeni bir ihbar mektubu Ergenekon savcılarına teslim edildi. İrtica ile mücadele eylem planı başlığı taşıyan iki sayfalık bilgisayar yazısının Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un onayıyla yazıldığı iddia edildi. Başbuğ ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hasan Issız her gün manşetlerle hedef alındı. Dursun Çiçek iddianamesi tamamlandı, duruşmalara başlandı. Sanık değildi ancak duruşmalar İlker Başbuğ yargılamasına döndü. Herhangi bir belge bizde mevcut değil. Sonuç olarak Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanlığı'nın yok dediği bir belgeye gerçek diyerek eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni topyekün hedef almayı sürdürüyor. İlker Başbuğ da iddiaların 2 yıl sonra gündeme gelmesini düşündürücü bulduğunu söyledi. Türk ordusunda bir sabrı var. Balyoz tutuklamalarına Orta Doğu'nun en büyük çıkarma filosunun konuşlandığı Foça'dan tepki geldi. Foçalı emekli subayların düzenlediği basın açıklamasını yapan bir önceki dönem Foça Merkez Komutanı emekli albay Volkan Sucukçu askerlere şöyle seslendi. Silah ve bayrak üzerine ettiğiniz yemini ve Mustafa Kemal'in Bursa nutkunu hatırlayınız. Atatürk devrimciliği bize bu yemini ettiğimiz günden beri mirasımızdır. Ey emekli askerler, uyanın. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Silah ve bayrak üzerine ettiğiniz yemini ve Mustafa Kemal'in Bursa nutkunu hatırlayınız. Atatürk devrimciliği bize bu yemini ettiğimiz günden ölümümüze dek mirasımızdır. Balyoz davasında yaşanan son tutuklamalara İzmir Foça'daki emekli subaylardan tepki geldi. Silivri, Hastal, esir evlerindeki zindanlarda tutulan askerlerimizin... Sivil nüfusun iki katı askerin yaşadığı Foça, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlandığı önemli merkezlerden biri. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın iki önemli birliği Foça'da. Ayrıca 1993'ten beri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Orta Doğu'nun en büyük çıkarma filosunun muharip birlikleri yer alıyor. Foça Merkez Komutanlığı'nın önceki dönem komutanı emekli albay Volkan Sucukçu, Balyoz davası kapsamındaki son tutuklamalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında gerçek mağdurların emekli ve muvazzaf 194 asker olduğunu açıkladı. Sözde balyoz planı ve buna paralel ve sahte olarak düzenlenen diğer planlara dayanarak hazırlanan iddianamede gösterilen mağdurlar ne cebren ıskat veya vazife görmekten men edileceği iddia edilen hükümet ne de sözde planlarda ismi geçen kişilerdir. Olayın gerçek mağdurları Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıllarca canı pahasına hizmet vermiş olan emekli ve muvazzaf 194 askerdir. Emekli albay Sucukçu, balyoz iddianamesine dayanak olarak gösterilen 1. Ordu Plan Seminerinin açık ve yasal olarak yapıldığını söyledi. Ve ordu komutanının emriyle alınan kamera kayıtlarını tüm milletin görmesi gerektiğini vurguladı. 2003 yılında icra edilen plan seminerinin tüm konuşmaları ordu komutanının emriyle kayda alınmış
ve muhafaza edilmiştir. Bu semilerin üst komutanlıklar tarafından emredilen katılımcı ve gözlemci personelin iştirakiyle açıkça ve legal olarak yapıldığını Türk milleti görmelidir. Aynı zamanda Cumhuriyet Güç Birliği'nin Foça sözcüsü olan emekli albay Sucukçu, Cumhuriyet Güç Birliği'nin emekli askerleri İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Doğu Perinçek'le birlikte mecliste temsil ettirmekte kararlı olduğunu söyledi. Cumhuriyet Güç Birliği bugün meydanlarda Silivri Hastal'daki esir askerleri darbecilikle suçlayan, Türk ordusuna karşı yıllardır sürdürdükleri düşmanca tavırlar sergileyen Amerikan güdümlü partilere karşı Doğu Perinçek'in İzmir 2. Bölge adayı temsilciliğinde masum emekli askerlerimizi de Yüce Meclis'te milletvekili olarak temsil ettirmeye kararlıdır. Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü Silivri cezaevindeki duruşma salonunda her geçen gün akıllara zarar önlemler alınıyor. Balyoz davasında tutuklu yakınlarının heyete küfrettiği iddiası kanıtlanamayınca duruşma salonundaki ses ve görüntülü kayıt sistemi yenilendi. Yeni sistemle salonun her yerinden ses ve görüntü kaydı yapılabilecek. Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü Silivri cezaevindeki duruşma salonundaki ses ve görüntü kayıt sisteminde değişiklik yapıldı. Yeni ses ve görüntü kayıt sistemiyle duruşma salonunun her noktasındaki konuşmalar kaydedilebilecek. Dikkat çekici bu değişiklik, Balyoz davasının son duruşmasında yaşananlar nedeniyle yapıldı. Tutuklu komutanların yakınları duruşmanın bittiği açıklandıktan sonra salonda protesto gösterisi yapmış ve komutanların tahliye edilmemesine tepki göstermişlerdi. Bu sırada mahkeme heyetine hakaret edildiği iddia edilmiş ancak bu ses ve görüntü kaydı olmadığı için yasal işlem yapılamamıştı. Silivri cezaevindeki duruşma salonundaki bu yeni değişikliğin nasıl yorumlanacağı ise merak konusu. Danıştay Başkanlığı'na aday olan iki üyenin Tayyip Erdoğan'ı ceza almaktan kurtaran kararlara imza attığı ortaya çıktı. 2001 yılında İçişleri Bakanlığı'nın Erdoğan hakkında cürüm işlemek amacıyla suç örgütü oluşturmaktan verdiği soruşturma açılması izni bu iki üyenin de oylarıyla iptal edilmişti. Bu karar yerel mahkeme kararlarını da dayanak teşkil etmiş ve Erdoğan ceza almaktan kurtulmuştu. Yarın yapılacak Danıştay Başkanlığı seçiminde aday olan iki üyenin Tayyip Erdoğan'ı ceza almaktan kurtardığı ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti. 2001 yılında İçişleri Bakanlığı, Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren'in raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına karar vermişti. Organize bir şekilde suç işlemek için örgüt oluşturmak, ihaleleri usulsüz şekilde Albayraklar başta olmak üzere kendi görüşlerine yakın şirketlere vermek, zimmete para geçirmek gibi eylemler soruşturulacaktı. Erdoğan'ın 28 hukuk dışı eylemi saptanmıştı. O dönem dokunulmazlığı olmayan Tayyip Erdoğan, soruşturma izninin iptali için Danıştay'a başvurdu. Erdoğan'ın başvurusunu 2. daire görüştü. Aynı zamanda Danıştay Başkanlığı'na da aday olan Hüseyin Karakullukçu ve Kamuran Erboğan'ın da aralarında olduğu heyet, oy birliğiyle soruşturma iznini kaldırmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazlar da Karakullukçu ve Erboğan'ın altında imzası olan kararlarla reddedildi. Bu karar yerel mahkeme kararlarına da dayanak teşkil etti ve Erdoğan ceza almaktan kurtuldu. Kamuran Erboğa 2. Daire Başkanlığı, Hüseyin Karakullukçu da 1. Daire üyeliği yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi gerilen Hopa'da toplu gözaltılar sürüyor. Dün gözaltına alınan 9 protestocudan 4'ü daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Artvin Emniyet Müdürü'nün ardından İl Jandarma Komutanı da görevden alındı. Dün bir televizyon programına katılan Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanıma bizzat talimatı ben verdim," dedi. Artvin'deki olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ailesini ziyaret eden Ankara Barosu Başkanı Profesör Doktor Avukat Metin Feyzoğlu ise Hopa'da hukuk katledilmiştir yorumunu yaptı. Erdoğan'ın bir hafta önceki mitingi öncesi karışan Hopa'da toplu gözaltılar sürüyor. Olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan protestocu sayısı 12'ye ulaştı.
Hopalı eylemcilerin aileleri ise Hopa Kaymakamlığı önündeki parkta oturma eylemi yapıyor. Hopa olaylarında ve devamında hukuk katledilmiştir. Ankara Barosu Başkanı Profesör Metin Feyzioğlu, Hopa'daki tabloyu bu sözlerle değerlendirdi. Artvin Barosu'nun düzenlediği şiddet demokrasisi konulu panele katılmak için Artvin'e giden Feyzioğlu, soruşturmanın Erzurum'da yürütülmesini de eleştirdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırılık iddiasından ibaret olması gereken bir soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmesi gerekirdi. Bunun yerine Erzurum özel görevli savcısı tarafından soruşturmanın devralınması savunma hakkını kısıtlamaya ve protesto gösterisi yapanları baskı altına almaya yönelik çok açık bir hukuka aykırılıktır. Olaydan bir hafta sonra müdahale talimatı vermediği için görevden alınan Artvin İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif'in durumu da netleşti. Bir televizyon programına katılan Erdoğan, bu bizzat İçişleri Bakanıma verdiğim talimattır açıklamasında bulundu. Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan da protestoların ardından görevden alınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Uşak'ta halka seslendi. Türkiye'nin bölünmeye doğru sürüklendiğini ve 12 Haziran seçiminin bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Bahçeli, Erdoğan'ı yeni anayasasını millete açıklamaya çağırdı. 12 Haziran seçimleri çok defa yapılmış olan seçimler içerisinde bir dönüm noktası olacak ve yol kavşağına sürüklenmiş bir Türkiye'de milletimiz yeni genel tercihleriyle Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde nasıl ve kimler tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda açık bir irade ortaya koyacaklardır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Uşak'ta yaptığı konuşmada AKP'nin ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdiğini vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidar döneminde milli devlet ve üniter yapı sorgulanmış, toprak bütünlüğümüz bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış ve aynı zamanda ülkemiz bir etnik temelli ve inanç temelli bölünme ve ayrışmayla karşı karşıya bırakılacak siyasi hataların işlendiği bir dönem olmuştur. Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ı seçimden sonra hazırlamayı planladığı anayasayı millete açıklamaya davet etti. Sayın Başbakan, 330 milletvekiline talip olmayı biliyorsun da bu dağarcığındaki anayasayı niye milletimle paylaşmıyorsun? Hangi tuzakların peşindesin? Kime ne sözün var? Bu teslimiyet nereden geliyor? Neye mahkumsun, niye mecbursun? Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diş sökme polemiği bugün de sürdü. Kılıçdaroğlu'nun sahte diş hekimi olduğunu bilmiyorduk diyen Erdoğan, kendisini eleştiren bazı köşe yazarlarını da BDP ile işbirliği yapmakla suçladı. İstanbul'da son derece kaba, son derece nezaketsiz biçimde şunu söylüyor. Benim için. Ne diyor biliyor musunuz? Senin dişlerini sökeceğim. Partisinin Adıyaman mitinginde konuşan Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun senin dişlerini sökeceğim sözüne yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu, biz senin hesap uzmanı olduğunu öğrenmiştik de meğer sahte diş hekimliği de yapmıyormuşsun ya. Bundayım öyle. Erdoğan, eleştirel yazılara imza atan köşe yazarlarını da BDP ile işbirliği yapmakla suçladı. Bazı yazarlar ağız birliği yapmışlar. Başbakan BDP'ye karşı çok sert. Her gün yazıp çiziyorlar. Hatta bazıları da beraber şu anda lojistik destek veriyorlar. Geziyorlar meydanları.
DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinin barajı aşacağını ancak emperyalist odakların bu gerçeği halktan gizlediklerini söyledi. Türker, yeni CHP'yi de Light AKP şeklinde adlandırdı. DSP Genel Başkanı Masum Türker seçim çalışmasını Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde sürdürdü. Yurttaşlarla kucaklaşan Türker daha sonra yaptığı açıklamada DSP'nin barajı aşacağını ancak bu gerçeğin halktan gizlendiğini söyledi. Demokratik Sol Parti bu seçimde iddialıdır. Ve şu ana kadar aldığımız tepkiler, kamuoyundaki görünümümüz barajı da aştığımızı gösteriyor. Ama ne yazık ki Türkiye'deki seçimi yönlendirmek isteyen emperyalist ülkelerin hegemon ülkeleri, yani yaptırımcı ülkeleri Türkiye'de iki partili, iki buçuk partili bir sistemi dayatmak istiyor. Bu böyle bir düşünce ta Turgut Özal zamanına kadar gitmektedir. Emperyalist ülkelerin medyayı da kullanarak seçime sadece AKP, CHP ve MHP giriyormuş gibi yayın yaptığını söyleyen Türker, bu üç partinin Libya tezkeresine bu nedenle evet dediklerini belirtti. Çarpıcı bir gerçeği de tekrar gündeme getiren DSP lideri, NATO izin vermediği için AKP'nin savaştan kaçarken Akdeniz'de boğulan 600 Libyalıya yardım edilmesini engellediğini hatırlattı. Bugünlerde yaşanan bir dram için isyan ediyoruz ama AKP de, CHP de, MHP de ağzını açıp bir kelime söylemiyor. Akdeniz'in sularında Mayıs'ın başından bu yana 600 Müslüman Libyalı bir taraftan dalgalarla, bir taraftan açlıkla, bir taraftan susuzlukla mücadele ediyor. Bunları gören Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler normal olarak NATO'ya verilen söz gereği NATO karargahına soruyor. Ne yapayım? NATO bunları kurtarma, bekle diyor. Bunun üzerine dayanamıyorlar çünkü gözlerinin önünde insanlar denize düşüyor, boğuluyor. Açlıktan, susuzluktan ölenler denize atılıyor. Bunun üzerine genelkurmaya soruyor. Genelkurmay da başbakanlığa, başbakanlık diyor ki dokunma, NATO ne diyorsa yap. Bir düello çağrısı da DSP Genel Başkanı Türker'den geldi. Yeni CHP'nin AKP'den bir farkı olmadığını söyleyen Türker, Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında tartışmaya çağırdı. O gelmiyor. Gelmiyor diye Kılıçdaroğlu şikayetçi. Ben buradan Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıyorum. Eğer hakikaten Türkiye yöneteceğini biliyorsan, senin programın bizim programlardan iyiyse gel o zaman birlikte tartışalım. Türkiye'nin vatansever aydınlarını katleden kontrgerillanın yakasına yapışanlar şimdi Silivri'de tutsak. Bugünün kontrgerillası bununla da yetinmeyip kendi suçlarını ihtiraclar yaratılarak vatanseverlere fatura etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Güç Birliği Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Avukat Ceyhan Mumcu, kontrgerillanın kirli tezgahlarının üzerine şimdiye kadar biz gittik, bundan sonra da biz gideceğiz dedi. Bu cinayetleri başka ideolojiler ve başka siyasetler adına feda etmek istemiyorlarsa İzmir 2. Bölge adayı Doğu Perinçek'in Çiller Özel Örgütü kitabını okumalıdırlar. Doğu Perinçek o tarihte bu cinayetlerin Çiller Özel Örgütü aracılığıyla işlendiği konusunda toplumumuzu ciddi biçimde uyarmıştı. Ayhan Çarkı'nın tutuklanmasıyla yeniden Türkiye'nin gündemine gelen vatansever aydınları hedef alan suikastler konusunda bir yandan da büyük bir çarpıtma kampanyası yürütülüyor. Doğu Perinçek ve arkadaşları bizler, Gladio, mafya, tarikat ikileminin bu ülkeye yaptığı fenalıklarla mücadeleyle ömrümüzü tüketmekteyiz. Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Avukat Ceyhan Mumcu, şimdiye kadar Yusuf Ekinci, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi cinayetlerin perde arkasını ortaya çıkarmak için savaştıklarını, şimdiden sonra da bu savaşı vereceklerini söyledi. Bir faili meçhul cinayetler kurbanının yakını olarak ve benimle çok uyumlu olan birlikte Cumhuriyet Güç Birliği'nin desteklediği emekli korgeneral İktisat ve tarih doktoru Doktor Erdoğan Karakuş adına Türk milletine faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meclisteki mücadelemiz sonucunda da elde ettiğimiz bilgileri
kamuoyuyla paylaşacağımızı şahsınızda Türk milletine söz veriyoruz. Kenan Evren'in sorgulanması ile ilgili de konuşan Mumcu, 12 Eylül'ü "Hoş geldin Bayrak" harekatı manşetiyle karşılayan gazetenin o dönemki başyazarı Nazlı Ilıcağ'ın, Hasan Celal Güzel'in şimdi sözde darbe karşıtlığına dikkat çekti. Kenan Evren ve ekibi Amerikan başkanları dediği gibi Amerika'nın bizim oğlanlarıdır. Ama bugün tutuklanan generallerimiz, subaylarımız, teğmenlerimiz ve assubaylarımız Mustafa Kemal askerleridir. Ankara 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş'la birlikte basının karşısına geçen Mumcu, Cumhuriyet Güç Birliği adaylarına yönelik yayın ambargosuna, Yüksek Seçim Kurulu'nun umursamaz tavrına ve RTÜK'ün ulusal kanala verdiği cezaya da tepki gösterdi. Bağımsız ve tarafsız görev yapması gereken ve pazar günü huzur içinde, güvenlik içinde seçim güvenliğimizin yapılacağını bugünden söyleyemiyoruz. İzmir 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçe'ye bir destek de İslamcı yazar Yılmaz Yunak'tan geldi. Ulusal kanalda yayınlanan Neler Oluyor programına katılan yazar Yunak, Perinçe'nin emperyalizmle mücadelesini İslam tarihindeki Hazreti Ebu Zer ve Muaviye çatışmasına benzetti. Yunak, Allah İzmir'e büyük bir fırsat sundu diye konuştu. Bugün İslam'ı kim temsil ediyor dendiğinde verecek cevap Doğu Perinçek'tir. Eşitliği kim istiyor? Eşitliği savunduğu için bölüşüm... Emperyalizm bak savunduğu. Kim karşı çıkıyor? Vatanın bütünlüğüne kim savunuyor? Elif Akçınar'ın hazırlayıp sunduğu Neler Oluyor programına konuk olan İslamcı yazar Yılmaz Yunak, İzmir 2. Bölge Bağımsız adayı Doğu Perinçek'e destek oldu. Bu seçimler Türk halkıyla seri katil arasında yapılıyor. ABD emperyalizmi arasında yapılıyor. Türk halkını en iyi savunabilecek durumda olan bugün kim var? Doğu Perinçek. Doğu Perinçek benim babamın oğlu değil, tanımam etmem. İşçi partili değilim, bir şey değilim. Niye peki Doğu Perinçek'i savunuyorum? Çünkü izliyorum, neler yaptığını görüyorum. İşte İsviçre örneği önümüzde. Eşitlik konusunda, paylaşım konusunda, anti-emperyalizm konusunda. Yazar Yunak, Doğu Perinçek'in siyasi hayatı boyunca tüm seçimlerde hapiste olduğunu hatırlattı. Hapiste olması gerekiyor. Neden? Gayet tabii çok kolay. Çünkü Doğu Perinçek hapiste olmazsa Amerikan emperyalizmi Türkiye'de istediği gibi at koşturamaz. Hı hı. Doğu Perinçek hapiste olması gerekir. Konjonktür bunu gerektiriyor ve Doğu Perinçek bu nedenle hapistedir. Seri katil tarafından tutsak alınmıştır sinirinde. Çünkü hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Doğu Perinçek'in meclisi olduğunu düşünün. Hı hı. Doğu Perinçek'in meclisi olduğu mecliste ne Irak'a tezkere konuşulabilir ne Libya'ya tezkere konuşulabilir. Yunak, Perinçek'in İzmirliler için bir fırsat olduğunu söyledi. Şu anda Silivri ve Hastal'da genel kuvvetten daha fazla general var. Böyle bir şey diyorlar, bana bir örnek gösterin. Hı hı. Kim karşı çıkıyor buna? Doğu Perinçek, gayet tabii Doğu Perinçek'i göstereceğim. Tarih ve Allah İzmir'e büyük bir fırsat sunuyor. Allah dönem dönem dünyaya müdahale eder. Bu da o müdahalelerden biri. Hı hı. Allah, Levh-i Mahfuz ve tarih İzmir halkına bir fırsat sunuyor. İzmir halkı bu fırsatı kullanıp Doğu Perinçek'e meclise mutlak surette göndermelidir. Göndermezse ne olur? Biraz önce ayeti okudu. Siz kendinizi değiştirmezseniz ben size yardım etmem diyor Allah. Açıkça bunu söylüyor. Önce siz kendinizi değiştireceksiniz. Seçimlere geri sayım başladı. Ancak siyasi partilerin seçim vaatleri emekçileri ikna etmeye yetmiyor. Özellikle AKP politikalarının emek karşıtı olduğunu söyleyen sendikacılar ulusal kanal aracılığıyla yaklaşan seçimi değerlendirdi. Bugüne kadar ki özellikle AKP hükümetinin uygulamaları emek karşıtı uygulamalardır. Bir kere emekçilerin bu uygulamaları oy verirken dikkatli değerlendirmeleri gerekir. Öztaşkın bu seçimleri sadece emek politikaları kapsamında değil, ülke ve milletin çıkarları doğrultusunda da değerlendirdiklerini vurguladı. Ülkenin çıkarı, toplumun çıkarı da çok önemli ve emperyalizme karşı tabii ki Türkiye'deki bütün az evvel saydığımız politikaların uygulanması, küresel güç merkezleri tarafından Dünya Bankası, IMF vesaire gibi kurumlar aracılığıyla dikte edilen ve uygulanan sistemler. Dolayısıyla emperyalizme de karşı duran, sadece emeğin çıkarları açısından bakmıyoruz. Aynı zamanda ülke toplum çıkarları açısından bakıyoruz ve emperyalizme karşıtlığı açısından da bakıyoruz. Bu anlamda bizim sadece partiyi işaret etmemiz söz konusu değil, bu şekilde düşünen, davranan, emeğin sesini parlamentoda
gündeme getirebilecek, emeğin sesi olabilecek olan siyasi partilerin ve milletvekili adayların desteklenmesini istiyoruz. Çağrımız bu yöndedir. Petrolis Sendikası Başkanı Öztaşkın, genel seçimlerde siyasi partilerle birlikte bağımsız adaylara da şans verdiklerini söyledi. Sayın Doğu Perinçek de İzmir 2. bölgeden milletvekili adayı bağımsız. Ne diyeceksiniz Sayın Perinçek? Doğu Bey'i tabii ki biz mecliste görmek isteriz. Biz kendisini yıllardır biliyoruz, tanıyoruz. Emeğin parlamentodaki en önemli savunucusu ve sesi olacaktır. Doğru. Türk Haber Sen Genel Sekreteri Ahmet Kurt da AKP politikalarının kamu çalışanlarını bir kuru simide mahkum ettiğini vurguladı. Başbakan neyin hesabını yaparsa zaten peşinden zamlar geliyor. Zaman zaman simit hesabı yaparak kamu çalışanlarının maaşını hesaplıyor. Simide de ondan sonra zam geliyor. Kamu çalışanları yemek saatlerini çoğu simitle geçiriyorlar. Çünkü başka türlü yemek yiyecek durumları kalmadı. Orduya ve AKP muhaliflerine yapılan operasyonlara değinen Kurt, Doğu Perinçek'in meclise girmesi gerektiğini açıkladı. Hükümetin olumsuzluklarına karşı sesini yükselten insanların içeri alınması son derece yanlış. İçerideki general sayısı herhalde 31, dışarıdakinden daha fazla. Hala içeri almaya devam ediyorlar. Allah muhafaza bir şey olsa ordumuzun başında komutan dahi kalmayacak. Yani bu şekilde çok kötü günler bizi bekliyor. Sayın Doğu Perinçek de inşallah bağımsız aday olarak seçilir, meclise girer. Sessiz çoğunluğun sesi olur diye temenni ediyorum. Gazetecilere Özgürlük Platformu seçime 5 gün kala siyasetçileri uyardı. Medyaya karşı büyük bir tahammülsüzlük yaşandığını vurgulayan platform üyeleri mücadelelerinde kararlı duruşlarını bir kez daha dile getirdi. Medyaya karşı büyük bir tahammülsüzlük var. Gazeteciler tartaklanıyor, bilgi edinme hakkı engelleniyor, köşe yazarları yazdıkları yazılar nedeniyle namert ilan ediliyor. Hesap sorulmakla tehdit ediliyorlar. Gazetecileri Özgürlük Platformu 12 Haziran seçimine 5 gün kala taleplerini yeniden hatırlattı. İlk kez bu kadar omuz omuza, ilk kez bu kadar kararlıyız. Seçimlere 5 gün kala taleplerimizi yeniden hatırlatmak istiyoruz. Ve yeni meclisi oluşturma yarışında son dönemece giren bütün politikacıları taleplerimize kulak vermeye çağırıyoruz. Basın mensuplarının sıkıntılarını ve isteklerini anlatan Kadri Gürsel, politikacılara seslendi. Özellikle siyasiler, kendilerini eleştiren ya da aykırı görüşleri savunan gazetecileri hedef göstermekten titizlikle kaçınmalıdırlar. İkinci ve acil talebimiz cezaevlerindeki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasıdır. Ceza yasası, basın yasası, ceza muhakemesi kanunu ve terörle mücadele kanunu mutlaka gözden geçirilmelidir. Gürsel, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da istedi. Belgeleri yayınlayan gazeteciler değil, onları sızdıran devlet görevlileri hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğü önünde en büyük engeli teşkil eden özel yetkili mahkemeler kaldırılmalıdır. İşte Tayyip Erdoğan'ın basın özgürlüğü bu. Tayyip Erdoğan'ın basın özgürlüğü. Sayın seyirciler, YGS'deki skandallar zincirine bir halka daha eklendi. Diyarbakır'da sınava giren 4 öğrenci puanlarına itiraz etti. Ancak ÖSYM inceleyecek cevap anahtarı bulamadı. Yani ÖSYM bu kez de cevap anahtarını kaybetti. Peki bu 4 adayın puan hesaplaması nasıl yapıldı? Sınav bugüne kadar görülmemiş bir başarıya gerçekleştirilmiştir. YGS'deki son skandal Diyarbakır'dan geldi. Sınava giren 4 öğrenci aldıkları puana itiraz edince cevap anahtarlarının kaybolduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adayların itirazını değerlendiren ÖSYM cevap anahtarlarını bulamadı. ÖSYM yetkilileri kayıp cevap anahtarları için Diyarbakır İrtibat Bürosu'ndan inceleme yapmasını istedi. İrtibat Bürosu da sınav günü Hukuk Fakültesi salonundaki görevlilerin ifadelerine başvurdu. İfadeler sonucunda söz konusu öğrencilerin sınavda soruları yanıtlayıp cevap anahtarlarını görevlilere teslim ettiği, bunların da tutanakla ÖSYM'ye gönderildiği anlaşıldı. Şimdi cevap anahtarlarının akıbeti araştırılıyor. ÖSYM'nin bu öğrencilere cevap anahtarı olmadan hangi kıstasa göre puan verdiği ise merak konusu. Evet sayın seyirciler, bu son skandalı Profesör Doktor İsa Eşme ile konuşacağız. Eski YÖK Başkan Vekili Sayın İsa Eşme, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
İyi yayınlar efendim, hoş bulduk. Ne yazık ki skandallara alıştık. Yeni bir skandal daha YGS'de. Diyarbakır'dan geldi bu haberde. 4 adayın cevap anahtarının kaybolduğu ortaya çıktı. Siz ne dersiniz bu duruma? Efendim, bildiğiniz gibi bu sene YGS'de yaşanan kargaşadan sonra eğer yanılmıyorsam 70 bine yakın itiraz biliyorsunuz gündeme geldi. Evet. İlk anda işte 5, 10 bin, 20 bin derken 70 bin. Bunların tabii çok önemli bir kısmı belki işte puanlarını yetersiz buldular. Ne olur ne olmaz diye itiraz etmiş olabilir. Ama bunların çok önemli bir kısmında belli ki birçok hatalar var. Şimdi evet. Diyarbakır'daki olay da çok ilginç. Yani öğrencinin cevap kağıdı yok ama onlara puan verilmiş. Şimdi tabii bu 70 bin itiraz konusunda herkesin bu örneklerden sonra kuşkuları artıyor. Şimdi seçim biliyorsunuz gündemi tam yoğun bir şekilde dolduruyor. Seçime evet. çok yaklaşmış olmamız nedeniyle YGS'de yaşanan sorunları birazcık gölgede kaldı. Ama önümüzde çok yakın bir zamanda biliyorsunuz LYS sınavı var. Öğrenciler buna hazırlanıyorlar. Evet. Evet. Bütün bunlar gösteriyor ki YGS'de daha doğrusu ÖSYM'de sular durulmamıştır. Orada sorunlar devam etmektedir. Bu sorunlar nasıl aşılacak? Böyle bir kadro LYS'yi nasıl yapacak? Açıkçası ben de bunu çok merak ediyorum. Umarım sınava giden çocuklarımız da yeni bir mağduriyetle karşı karşıya gelmezler. Ben bütün bunların sınavdan sonra detaylı bir şekilde araştırılmasını açıkça şey yapıyorum, bekliyorum. Ne gibi hatalar çıkacak onu göreceğiz. Evet. Ama şu ortaya çıkmaktadır. ÖSYM Başkanı bir açıklaması dedi ki LYS de YGS gibi ciddi bir şekilde yapılacaktır dedi. Yani yapılan sınava güven duyduğunu ifade etti. Bütün bu olup bitene karşı sanki bütün bunlarla ciddi almamış gibi bir tutum içerisine girdi. Keşke bütün bu hatalar yapıldı. Biz bunun farkındayız ama LYS'de böyle bir hata yapılmaması elimizden geleni yapacağız denseydi belki evet. daha ikna edici konuşurdu. Benim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu sınavın sonuçlarına olan güvenim halen daha dip noktadadır diye düşünüyorum. Peki LYS'ye girecek öğrenciler ne yapacaklar bu durumda? YGS üzerindeki şahin... Zaten bütün kaygı da oradandır. YGS'nin üniversite yerleşmedeki etkisi 160'tır. Lise müfredatına katılmaktadır. Ders bazında yapılacaktır. Tabii çocuklar bütün bu olup bitenden sonra motivasyonları bozulduktan sonra böyle bir sınava giriyorlar. İşte bizim yaptığımız araştırma, diğerlerinin yaptığı araştırmalar da şunu gösteriyor ki çocuklar bu olumsuzluklardan çok etkilendiler. Böyle bir motivasyonsuz bir şekilde bu sınava hazırlandılar. Keşke sınava işte bir iki hafta kala bu olaylar yaşanmamış olsaydı düşünüyorum. Ben yine de öğrencilerimize bunları dikkate almamalarını, bütün güçleriyle, bütün enerjileriyle sınav hazırlanmalarını öneriyorum. Yetkililerin de bütün bu olup bitenleri göz ardı etmemeleri ve diğer sınavda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Başka diyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Eşmet, teşekkür ediyoruz biz de bültenimize katıldığınız için. Sağ olun. Evet, eski YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor İsa Eşmet'i yaşanan skandalla ilgili değerlendirmesini aldık kendisinin. Ataması yapılmayan öğretmenler bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeydi. Öğretmenler adına konuşan Osman Çiftçi, Bakan Çubukçu'yu Ağustos ayında 55 bin kadrolu atama yapılacak sözünü tutmaya çağırdı. Eğitim planlaması ciddi bir iştir ve bizler 9 yıldır ciddi eğitim planlarını görmediğimiz gibi son 2 yıldır hayallerimizden bir rant sağlama aracı ve seçim yatırımı olmak yapılmasının yanında soruların sınav öncesinde servis edilmesi sonucuyla geleceğimiz oynandığını düşünmekteyiz. Nimet bizi okula gönder. Eğitim öğretmenlerin özel sektörün içinde ya da devlet okullarında ücretli öğretmenlik statüsünde kölelik şartlarında çalıştırmaktan çok daha ciddiye ele alınması gereken bir meseledir. Mesleğinin başındaki genç öğretmenlerimizin ve senelerdir mağdur olan bizlerin bu kölelik çarkında daha fazla kullanılmamızın engellenmesi ancak devletin öğretmen ihtiyacını mesleğin gerçek mezunlarını istihdam sağlamasıyla kapatarak gerçekleşecektir. Bu nedenle Ağustos'ta en az 55 bin atama yapılmalıdır. 55 bin gerçekti, hayalini oldu.
Sağlık Bakanlığı'na göre Dilovası'nda kanser vakalarının artması ciddi bir tehlike değil. Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun yaptığı araştırmada kanser vakalarının 3 yılda yaklaşık 4 kat arttığı saptanmıştı. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı Murat Tuncer raporu yalanlamaya çalıştı. 2009 yılında başlamış olan ve üniversitemiz araştırma fonu tarafından desteklenen üniversitemizin hem etik hem de bilimsel açıdan değerlendirilme kurullarının da onayı aldıktan sonra başlattığımız Kocaeli ve Kandıra bölgesindeki gebelerin ilk sütünde ve onlardan doğan bebeklerin ilk kakalarında ağır metal düzeylerinin saptanması başlıklı çalışmamızın kesin ve bilimsel olan sonuçlarının bir bölümünü açıklamıştık. Profesör Doktor Hamzaoğlu işte bu raporu nedeniyle yargılanıyor. Sağlık Bakanlığı Hamzaoğlu'na bilimsel araştırması nedeniyle teşekkür edeceğine raporu yalanlamaya çalıştı. Bugüne kadar elimize ulaşan bu çalışmanın yapıldığına ilişkin dair bir veri gelmemiştir. AKP'li Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası belediyeleri ise Profesör Doktor Hamzaoğlu hakkında halkı paniğe sürüklemek gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Profesör Doktor Hamzaoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Bu açıklamalarımızdan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığımıza Kocaeli'nin suç duyurusunda bulunmuşlar. Suç duyurusunun mahiyeti bu açıklamalarla halkı korku ve paniğe sevk etmek. Elimizde tehlikeli olabilecek bir ağır metal seviyesi bulunmamaktadır. Tabii ki çalışmalar devam edecektir çünkü hani orada bir çevre kirliliği oldu kesindir. Profesör Doktor Hamzaoğlu başkanlığındaki üniversite ekibi 2006 yılında 1616 kişinin kansere yakalandığı Dilovası'nda 2009 yılında 2317 kanser vakasına rastlandığını saptamıştı. Asıl dikkat çekici olansa bugün Profesör Doktor Hamzaoğlu'nun raporundaki bulguları yalanlamaya çalışan Murat Tuncer'in editörlüğünü yaptığı kitaptaki bilgiler. 2007 yılında yayınlanan Türkiye'de Kanser Kontrolü adlı kitapta Dilovası'nda ölüm sebebi olarak kanser birinci sırada yer alıyor. Ulusal kanalın edindiği bilgiye göre ise Sağlık Bakanlığı Dilovası'nda çalışma yapmak için bir bilim kurulu kurma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği'nden de bir temsilci istendi. Türk Tabipleri Birliği Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'nu önerecekti. Ancak bakanlık Türk Tabipleri Birliği'nin kararını beklemeden temsilci istemekten vazgeçtiklerini bildirdi. Hamzaoğlu, Tuncer'in bu iddialarına çarşamba günü raporun tamamını açıklayarak cevap verecek. Annelerin özellikle Dilovası'ndaki annelerde daha fazla olmak üzere ilk sütlerinde ağır metaller var. Bebeklerin de ilk kakalarında ağır metaller var. Kandıra'dakiler de var ama Dilovası'ndaki kandıralar arasında bariz bir belirgin bir fark var diye paylaşmıştık. Elimizde tehlikeli olabilecek bir ağır metal seviyesi bulunmamaktadır. Seçime günler kala hastane borçlarına da af geldi. AKP seçim afişlerinde istediğim her hastaneye gidiyorum, rehin kalma ayıbına son verdik sözleriyle pembe tablolar çizse de gerçeğin böyle olmadığı bir kez daha doğrulandı. AKP hükümeti hastane parasını ödeyemediği için senet imzalamak zorunda kalan, icra ile boğuşan yurttaşları seçim günlerinde hatırlayabildi. Vergi ve prim borçlarından sonra hastane borçlarına da af geldi. Kamu hastanelerinde ödeme gücü olmayan ya da vefat eden kişilerin borçlarının tamamı affedilecek. Uygulamayla yurttaşlar 250 liranın altındaki hastane borçlarından, faiz ve mahkeme masraflarından kurtulacak. 250 liranın üstündeki borçların yarısının ödenmesi de yeterli olacak. Sağlık Bakanlığı hastaneleri böylece 15 milyon lira üzerinde bir tahsilat yapacak. Sağlık Bakanlığı aslında bu icraatıyla kendi 8 yıldır yürütmeye çalıştığı sağlıkta dönüşüm programının gerçek yüzünü göstermiş oluyor. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'na göre bu af bir gerçeği açığa çıkardı. Herkesin istediği hekime ulaştığı, parasız sağlığa ulaştığı bir yalan ve demagoji. Binlerce insanın imzalanmış senetleri, borçları var. Şimdi de tam seçim öncesi. Sanki sağlığı ihtiyacı olanların seçimleri bekleyerek
borçlarının affedilmesini bekleyecekleri bir sistem kurgulanmış durumda. Bakanlıkta bir lütufmuş gibi zorluğa düşmüş, tedavi parasını, hastane parasını, kamu hastanesine borcunu ödeyememiş yurttaşlara bir rüşvet olarak, daha doğrusu bir seçim rüşveti gibi oyu karşılığında oyunu vermesi için bir propaganda aracı olarak sağlığı kullanıyor. Çerkezoğlu bir de çağrıda bulundu. Bütün borçları affetmesini ve hiçbir hastanın hiçbir senedi imzalamayacağı bir düzene geçmesini istiyoruz. Sayın seyirciler, 4 Ağustos'tan sonra gidecek muayenehane bulamayabilirsiniz. Çünkü muayenehaneler Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı genelge yüzünden kapanma tehdidiyle karşı karşıya. Hekimlerse hükümete dur diyor. Muayenehaneler siz hastaların hekim seçme özgürlüğüdür. Bu ülkede 4 Ağustos'ta hiç muayenehane kalmamış olacak. Muayenehane hekimleri 4 Ağustos'u kara gün olarak ilan etti. Çünkü Sağlık Bakanlığı genelgesi hekimlerden öyle şeyler istedi ki, merdivenden asansör düzenine kadar neredeyse yapılması imkansız her düzeneyi şart koştu. Yani başka hiçbir iş yerine uygulanmayan muayenehaneler uygulanmak isteniyor. Deprem yönetmenliğinden yangın yönetmeliği, kapı pencere boyutu, asansör boyutu gibi. Biz bu koşulları yerine getiremiyoruz çünkü uygun bina bulamıyoruz. Hekimleri ucuz iş gücü olarak özel hastanelerde çalıştırmak istiyorlar. Özel hastanelere ve patronlara mahkum etmek istiyorlar. Hastalarımızın da muayenehanede muayene olma hakkını ellerinden almak istiyorlar. Buna karşı mücadele başlattık. Hem muayenehanelerine hem de emeklerine sahip çıkan hekimler İstanbul Nişantaşı'nda hükümeti uyardı. Siyasi iktidar muayenehaneleri kapatarak sağlığı sadece kar edilebilecek bir yatırım alanı olarak gören, sağlık patronları karşısında hekimleri alternatifsiz bırakacak, hastanın hekim seçme özgürlüğünü de yok ederek sermayenin hekim emeğini daha rahat sömürebilme olanaklarını yaratmış olacaktır. Mesleğimizi sürdürebilmek için muayenehanelerimizin kapatılmamasını ve açılmasını zorlaştırıcı engellerin getirilmemesini talep ediyoruz. Hekimler seslerini duyurmak için 4 Ağustos'a kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Çalışma hakkı engellenemez. Sayın seyirciler, AKP iktidarı döneminde şiddete uğrayan kadın oranında önceki yıllara göre büyük bir artış gerçekleşti. Bu dönemde töre, namus cinayeti, fiziksel ve cinsel saldırı, gebelik sırasında şiddet ve benzeri nedenlerle öldürülen kadınların sayısı, teröre verdiğimiz şehitlerin sayısını geçti. Türkiye'de son 10 yılda cinayete kurban giden kadınların sayısı 4000'e ulaştı. AKP iktidarında kadınların çalışma hayatındaki oranları ise 1988 yılına göre %10 azaldı. Mevcut siyasi iktidarın söylemlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Ankara'da polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Bir ailenin 3 tane çocuğu olması lazım. Kadınlarımız kaç çocuk yapacağına kendisi karar verebilir. Son 11 yılda teröre verilen şehit sayısı 1130 iken aynı dönemde 4430 kadın öldürüldü. 2010 yılının ilk 7 ayında 478 kadın tecavüze, 722 kadınsa tacize uğradı. 6423 kadınsa aile şiddet nedeniyle hastaneye başvurdu. Son 9 yılda baktığımızda teröre verdiğimiz kurban sayısından fazla kadın cinayetinin gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'de istihdam edilen kadınların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Nitekim 1988 yılında kadınların iş gücüne katılım oranları %34 iken günümüzde bu oran %24'e iniyor. Bir ülkede kadın istihdamı %5 oranında arttığı takdirde o ülkenin yoksulluğunun %15 oranında azaldığını görüyoruz. Sayın Başbakanım söylemişti, kadın erkek eşit olamaz diye. Eşitliği kabul etmediğiniz zaman o zaman zaten baştan kadınlar kaybediyor. Kadınlar korunmaya değer yaratıklar olarak düşünüldüğünde dahi onu da korumayı beceremiyorlar. Kadın erkek eşitliği sağlanabildiği takdirde kadın cinayetlerinde de azalma olacağını düşünüyorum. Suriye'nin Cisrel Şukur kasabasında silahlı muhaliflerin kurduğu pusuda 120 polis öldürüldü. Otomatik silah ve el bombaları kullanan militanlar birçok kamu binasını ateşe verdi. Binaların çatılarına mevzilenen keskin nişancıların ateş açması sonucu
38 sivil öldü, çok sayıda polis de yaralandı. Suriye'nin Hatay sınırına yakın Cisir el-Şukur kasabasında silahlı kişiler polis merkezine pusu kurdu. Otomatik silah ve el bombalarıyla saldıran teröristler 120 polisi öldürdü. Polis merkezi civarındaki binalarda mevzilenen keskin nişancıların ateş açması sonucu 38 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda polis de yaralandı. Suriyeli uzmanlar saldırının profesyonel olduğuna dikkat çekiyor. Birçok resmi binayı ateşe veren silahlı gruplar Zeyzun Barajı'ndaki elektrik santralini de havaya uçurmaya çalıştı. Olaylarla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı İbrahim El-Şağar, saldırganlara gerekli cevabın verileceğini söyledi. Şağar, devletin güvenlik güçlerini ve halkını hedef alan bu silahlı saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Kanunlar çerçevesinde güçlü ve kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz dedi. Henüz doğrulanmayan bilgilere göre teröristlerin Suriye'ye Türkiye'den sızdığı, saldırıda M16 ve MP5 silahlarının kullanıldığı iddia ediliyor. Peru'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sosyalist Ollanta Humala kazandı. Sosyalist Ollanta Humala, Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinde aldığı %51.5 oyla Amerika yanlısı Keiko Fujimori'yi geride bıraktı. Amerika tarafından dayatılan neoliberal politikalara son vereceği söyleyen Humala, zengin fakir arasındaki uçurumu yok edeceğine söz verdi. Dış politikada Amerika yerine bölgesel dayanışmaya yöneleceklerini belirten Humala, özelleştirmeleri iptal edip yabancı şirketleri millileştireceğini duyurdu. Humala, Temmuz ayında eski devlet başkanı Alen Garcia'dan görevini devralacak. Eren Erdem'in Nurcuvazi kitabı yayın aşamasında yaşanan sorunlara rağmen okurlarla buluştu. Basımdan kısa bir süre önce hem yazar Erdem'in hem de yayın evinin bilgisayarlarının çökmesi kitabın engellenmek istendiği olasılığını akıllara getirdi. Yazar Eren ve yayın evi sahibi İsmail Ağırlı Nurcuvazi'yi ulusal kanala anlattı. Kitabı hazırladığım gece yaklaşık yani bitti kitap artık tamam baskıya yayın evine teslim edeceğim deyip kapattığım gece sabah kalktığımda bilgisayarın tamamen çöktüğünü, anakartının yandığını gördüm, tespit ettim. Bu işleri bilen bir dostuma bu verileri kurtarmasını, bir şekilde nasıl, ne yapıp ne edip kurtarmasını rica ettim. Kendisi bana bir nüsha kurtardı. Tabii bu kurtarılan nüshalar tam orijinal olmuyor yani. İçinde eksiklikler oluyor kurtarılma olduğu için. Nüsha kurtardı. Biz bunu yayın evimize gönderdik ve seçim öncesinde bu kitabın basılması için yayın evine verdik nüshayı. Kitap basıldı. Farklı flash disklerde, farklı şekillerde korunarak kitap basıldı. Kitabın içindeki güncelleştirmeler de dahil. Biz bir ikinci baskı hazırlanırken bugün bana bir telefon geldi. Yayın evinin grafikçisi, bu kapak tasarımı ve dizgi işleriyle uğraşan arkadaş dedi ki iki bilgisayarımızın ikisi de çöktü. Şimdi benim bilgisayarım bir tanesi şeye bağlı çalışmaz. İnternete bağlı çalışmaz. Bir tek müstakil şey yapar. İnternetteki şeyden bu tarafa bir bilgiyi aktarırken ikisi birden gidiyor aynı anda. Bu kitapta benim işlediğim şey şuydu ki rahatsızlık zannediyorum o. Özellikle Fethullah Gülen cemaatinin ve benzer cemaatlerin Amerikan emperyalizmiyle olan ilişkisinin Kur'an'dan ve peygamberden hiçbir surette onay almadığını Kur'an verilerine, hadislere ve fıkıh verilerine dayanarak ifade etmenin yanı sıra emperyalizm olan somut ilişkinin açığa çıkması yönünde bir takım bilgi ve belgeler ihtiva eden bir kitap olması hasebiyle böyle bir endişenin ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Biz kitabın raporda yer alması için şu an piyasada belli bir miktarda dağıttık zaten. Yarın ikinci, üçüncü, dördüncü baskıların hazırlığı içerisindeydik. Ama biz elimizden ne geliyorsa tekrar tekrar basıp raflara koyacağız. Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 10-16 yaş arasındaki çocukların bilimi öğrenerek hayata başlamasını hedefliyor. Türkiye'de 5 kentte bulunan Çocuk Üniversitesi'nin daha da yaygınlaştırılması amacıyla Ankara Üniversitesi yarın bir çalıştay başlatıyor.
Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının katılacağı Çalıştay 3 gün sürecek. Ankara Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10-16 yaş aralığındaki çocukların bilimi izleyerek değil, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmesi için 2009 yılında Çocuk Üniversitesi'ni kurdu. Çocuklar burada yaparak, dokunarak, yaşayarak, soru sorarak öğrenirler. Hiçbiri felsefe dahil, hiçbiri sadece dinleme ve görmeye dayanmaz. Çocuklara çeşitli fakültelerde eğitim veriliyor. Örneğin Böcek Şenlik Okulu, Felsefe Okulu, Gök Bilim Okulu, Su Okulu ve Toprak Bilimi Okulu gibi okullarda çocuklar öğretim üyeleriyle birlikte merak ettikleri her şeyi öğreniyorlar. Şimdi Cumhuriyet insanlığa büyük bir armağandır. Biz de topluma böyle bir katkıyla bilime ve aklın üstünlüğüne inanan, benimseyen, aydınlığı seçen, aydınlıkta yürümeyi bilen, kendi değerlerini görebilen genç insanlar yetişsin istiyoruz. Dünyada 95 çocuk üniversitesi bulunuyor. Bu üniversitelerin 5'i Türkiye'de. Çocuk üniversitesinin Türkiye'de yaygınlaşması için Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Türkiye Çocuk Üniversiteleri Çalıştayı yarın başlıyor. 3 gün sürecek çalıştaya yurt dışı ve içinden çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri katılacak. Çalıştayın son günü olan 10 Haziran'da ise çocukların ve yetişkinlerin de katılabileceği bilim panayırı düzenlenecek. Çocuk Üniversitesi'ne www.çocukuniversitesi.ankara.edu.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. Haftanın belirli günlerinde açık olan okullarda çocuklardan hiçbir ücret alınmıyor ya da çok cüzi bir ücret alınıyor. Öğretim üyeleri ise bu dersleri gönüllü veriyorlar ve onlar da hiçbir ücret almıyorlar. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.